Efendim Lütfiye Arslan Demircioğlu psikolojik danışman konuğumuz. Tabii benim yanımdaki ortamda hemencik sütten kesiliyor böyle bir de. Ben psikoloji olunca devreye girince ben çekiliyorum çünkü konuşum. Allah'ım çok seviyorum ya. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz bir konu değil, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben de çok seviyorum hocam. Çok seviyorum ve değiştikçe de sen dönüşüyorsun ve evet, değişiyorsun. Evet, evet. Çok iyi geliyor. İnsanın kendisine yaptığı yolculuk, Mevlana demiş ya, en güzel yolculuk insanın kendisine yaptığı yolculuk. Ve sonu olmayan bir yolculuk. Her gün yeni evet, bir şey keşfedebiliyorsunuz. Aynen öyle, yani o yüzden ben kendi içime yaptığım yolculuğu çok seviyorum. Bülent de onun tadına vardı. Bayılıyoruz. Bunları karı koca konuşuyor olmak da çok keyif veriyor gün içinde. Evlilik de değişiyor. Hı-hı. Hayat da değişiyor. Evet, o yüzden psikoloji evet, çok önemli. Evet, insan değişir mi gibi bir inanç var. Evet. O aslında her gün değişiyoruz. Hiçbir şey yapmasanız bile değişiyoruz. Aynen. Ama bu değişimi daha organize ve daha bilinçli bir şekilde yaşıyor olmak evet, bence çok, çok önemli. O yüzden bugün konuşacağımız şeyler de çok önemli. Travmalar aslında hepimizin, ben hep söylüyorum, herkesin bir psikoloğu olmalı. Ailelerimiz ister istemez bizde bazı şeyler bırakıyor, izler, iyi kötü. Hayat da bırakıyor üstüne ve belli bir yaşa geldiğimizde dönüp baktığımızda bir sürü travmamız olmuş oluyor. Konuşabildiğimiz, konuşamadığımız, toplumun sindirebildiği, sindiremediği. Nedir bu travma? Aslında birçok tanımı var ama kısaca özetleyecek olursak duygu anlamında bizi zorlayan yaşantılar, yaşam bütünlüğünüzü ve duygunuzu risk altında hissettiğiniz ve bu algıyla ciddi anlamda duygu yoğunluğu ve sarsıntı yaşadığınız deneyimler diye özetleyebilirim. Hı hı. İşi çok çeşitlendirebiliyoruz. Çok. Bazen hani benim travmatik bir yaşantım yok diye gelen danışanlar olabiliyor. Bazen öğretmenin sınıf içerisindeki bir sert çıkışı bile küçük bir çocuk için çok travmatik bir yaşantıya dönüşebiliyor. Dolayısıyla travma hayatımızda var maalesef. Ama baş etmek için de kaynaklarımızda oldukça. Yani travma çok, çok büyük bir yelpaze. Evet. Yani baktığınız zaman dediğim gibi toplumsal olarak sindiremediğimiz son zamanlarda özellikle çok fazla gündemimizde olan çocukların istismarı en büyük travma zaten. Bu nasıl çözülür, nasıl çözümlenir, o çocuklar büyüdüğünde ne olur, bu ayrı bir konu ve tartışma konusu ve iç yarası hepimiz için. Ama günün içinde baktığınızda gerçekten sizin dediğiniz gibi benim hiçbir travmam olmadı. Hayatım boyunca çok tatlıydım, her şey de çok yolundaydı, hayat çok keyifli diyen biriniyle bir dakikalık bir konuşmada, iki dakikalık bir konuşmayla o diyorsun, farkında olmadığı ne çok şey evet, var. Evet, evet. O da bir savunma aslında. Yani yokmuşa inanıyor olmak evet, hayatı işlevsel sürdürebilmesi için kişilerin bazen ihtiyaç duyduğu evet, bir durum olabiliyor. O yüzden ben hep böyle, ben çok mutlu bir ailede büyüdüm, çok sevgi doluydu her şey, her şey çok güzel diyene ben ekstra dikkat ederim. Aynen öyle. Bizim hocalarımızın da bize söylediği evet, danışan olarak geldiğinde mükemmel bir ailem vardı diyorsa bir oraya bakmak gerekiyor evet, diyorlar. Bir zaten mükemmellik diye bir şey yok. Aynen. Mükemmel aile diye bir kavram zaten mükemmel, hiç gerçekçi anne yok, değil. Mükemmel kesinlikle, aile yok. Kesinlikle hayat zorluklarıyla, iyi ve kötü taraflarıyla birlikte giden bir süreç. Peki en basite indirgeyelim. Aha. Bizi ekranları başına seyreden sevgili seyircilerimize de. Ne olabilir gün içindeki en basit travma? Hı hı. Atlattığınız bir kaza. Karşıdan karşıya geçiyorken bir an için bir aracın size hızlıca geliyor olması travmatik bir durum olabiliyor. Veya sizin yaşamanız gerekmiyor. Birinin yaşadığı travmatik bir olaya tanıklık ettiğiniz zaman travmaya maruz kalabiliyorsunuz. Evet. İş öyle çeşitli ki bebeklik döneminden başlayan bizim için çok kritik olan gelişimsel travma dediğimiz bir travma var. Bebek olarak ihtiyaçları yeterince karşılanmıyorsa, biraz ihmal edilen bir çocukluk döneminden geçmişseniz eğer gelişimsel bir travmaya maruz kalmış olabiliyorsunuz. Kazalar, afetler, ameliyatlar bazen veya ayrılmalar, boşanma süreçleri. Bunların her biri travmatik olay olarak değerlendirebiliyoruz. Peki biz ne yapıyoruz? Nasıl bakmalıyız? Şöyle, gerçeği ne olmalı, doğrusu ne olmalı? Kaçınmak işi aslında daha da büyüten bir şey. Bizim de genel anlamda kültürümüzde bu çok yaygın. Çok. Örneğin bir kayıp yaşadık. Büyük bir travmadır kayıplar bizim için. Genelde onu çok konuşmamayı tercih ediyoruz. Tabii. Aman işte üzülmeyelim dediğimiz bir taraf var.
Halbuki tam tersini yapıyor olmak gerekiyor. Bizim hep önerdiğimiz ne yaşıyorsak buna bakmak ve sahiplenmek gerekiyor. Ben düştüm anne, dizim acıdı dedi de tamam oğlum geçti işte, hiçbir şey kalmadı. Sil, bir unut, konuşma. Geçti bitti, geçti evet, bitti. Evet, unut derdi. Bunları konuşma. Evet, hiç evet, evet. Demek aksine o meseleyi tam olarak... Tıkanım. Aynen, senin de ilgi alanın olan aslında beynin mantık bölgesine oturtamayıp duygusal bölgede onu hapsetmek. Evet, asılı kalıyor bizim için. Gün içerisindeki aynen. Duygu bütünlüğünün aslında %90 orada. Sağ beyin ve sol beyin evet, dengesi. Evet, yani evet, orada bütün evet, duygu evet, bütünlüğü. Evet. Tabii ki anlatacağı 20 tane olay ama %10'unu içeriyor. O %90'ını çözmek lazım. Bunu zaten, nasıl çözüyorsunuz? Evet, aynen. Zaten bizim de yaptığımız o aslında. Yani terapi odasına bir çocukla travmasından dolayı çalışmaya başlıyorsanız çocuğa tekrar deneyimletmeyi, konuyu anlatmasını, resmetmesini, hikayelendirmesini mümkün olduğunca istiyoruz. Tabii. Ki o işlemlenemeyen durumlar, anılar bizim için travmatik anılar ve zihnimizin bir tarafında takılı kalıyor. Çocuğu nasıl açıyoruz ya? Allah aşkına bir bana anlatır mısın? Çocuk o kadar kolay açılıyor ki. Ben şöyle düşünüyorum. Senden çocuk, benden yani daha siz, evet, evet, ya, ben mesela şu matematik, atıyorum bir satranç tahtasında satranca bile konsantre edemiyorum ki yarışmalara girecek önümüzdeki ay. Yani ah ya. Şimdi düşünün. Anlat dediğinizde size neler anlatacak? Oraya biraz tabii ki yönlendirmeniz söz konusu. Tamam. Bir oyun oynuyorken bazen anlatıyor. Yani onunla ilgili materyalleri siz zaten terapi öncesi görüşme yaparak bilgileri edindiğiniz için nereye bakmanız gerektiğini biliyorsunuz. Tabii. Zaten biz bütün aslında bir tarafımızda durdurmaya çalışsak da iyileşme eğiliminde olduğumuz için hep anlatmaya çok hazır ve istekliyiz. Benim kızımdan örnek verebilirim. Şu anda 6 yaşında, onun 4 yaşındayken benim ilk bir trafik kazası hikayemiz oldu. Her o bölgeden geçişimizde hala tekrar anlatıyor. Yani anlatmak ve konuşmak istiyor. Tabii, çünkü rahatlıyor. O şekilde çözecek tabii meseleyi zihin. Dolayısıyla ona göre kurgulandırıyorsunuz. İşte materyallerimiz var, hikayelerimiz var. Bazen sadece önünü açıyorsunuz. Çocuk bu arada anlatıp gidiyor. EMDR terapistiyim ben aynı zamanda. EMDR yöntemiyle çalışıyorum. Bu yöntemde tamamen çift taraflı tıkanıklığı çözmek ve zihindeki anıların işlemlenmesinden hareket ediyor. Konuşuyorken çift yönlü uyaran veriyoruz. Bu bazen kulaklık, bazen dizlerini pıt pıt yapmak gibi. Anlatıyorken bir de bakıyorsunuz olay gerçekten çözümlenmiş ve düşünülenden çok daha tabii hızlı ve etkin bir yöntem. Bu noktada olur. Sanat terapisi de çok büyük bir yardımcı. Evet, çocuklarla yani çalışıyorken. Büyüklerde de ben çok etkili evet, olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, evet. Bazen resim oturup konuşmak. Müzik de öyle. Müzik evet, de duyguları çok iyi yansıtıyor. Evet, müzik de çok önemli. Şimdi o anı çocuklar evde, yani anneler burada yeni bir bilgiyle güne başlasın istiyorum. EMDR'ı yani EMDR yöntemini konuşacağız ama. Evdeler ve okulda çocuk tatsız bir şey yaşadı ve anlatmak istiyor. Onu susturmak yerine anneler ne yapmalı? Şimdi ekranları başında izleyenlere bir küçük ipucu verelim. Öncelikle annenin sakin ve iyi hissediyor olması önemli. Bizim için çocukların kaygılandığı ve iyi hissetmediği bir konudan bahsediyorken onlar için güvenli bir ortam yaratmak kıymetli olacak. Çünkü kaygılı ve endişeyle siz de yaklaştığınız zaman biz onu regüle edebilmemiz için. Aynen öyle, aynen öyle. Zaten çocuk da sizin duygunuzu bir dengesi almaya çok olması gerekiyor. Yatkın. Dolayısıyla kendinizi iyi hissettiğiniz bir aralığı kolluyor olmak gerekiyor. Böyle bir aralık yarattıktan sonra da bugün nasıl geçti ile başlayabilirsiniz. Zaten ilişkiniz iyiyse ve doğru bir şekilde iletişim kurmak konusunda herhangi bir sorun yoksa çocuklar dediğim gibi çok rahat anlatmaya başlıyorlar. Çok sözünü kesmeden ama size anlattığı şeyi bazen aynalayarak işte atıyorum arkadaşım bana böyle bir şey söylediği zaman üzüldüm dediğinde evet bu senin için üzücü bir deneyim olmalı gibi geri bildirimde bulunarak. Ya da aynı şey benim başıma gelse evet, ben de çok üzülürdüm, üzülürdüm gibi. Aslında üzüntünün çok normal ve kabul edilebilir bir şey olduğuyla ilgili de aslında bilgi veriyoruz. Burada mesela benim genel olarak gördüğüm ailelerde sen niye cevap vermedin? Niye öğretmenine şikayet etmedin? Gel beraber annesini arayalım gibi böyle daha çatışmacı, daha sert, aslında krize dönüştü. Krize dönüştüren meseleler oluyor. Evet. O zaman da bence şöyle bir şey oluyor. Siz çocuğunuza odaklanmış olmuyorsunuz. Kendi siz ihtiyacı. Böyle bir egosal bir duruma giriyorsunuz. Evet. Benim çocuğuma başkasının çocuğu bunu neden yapar duygusunun peşinden gidiyorsunuz. Evet, evet, anı kaçırıyorsunuz. Evet.
Burada hani bir küçücük bir ipucu bu olabilir evet, bence. Evet, kendi ihtiyacınızı karşılamak için bir süreçte değiliz aslında. Çünkü, oradaki evet, çocuğun ihtiyacı ve çocuğa odaklanmak gerekiyor. Çok yakın gerekiyor. Zamanda arkadaşım çocuklarını okuldan almaya gittik beraber. Şeyde bahçede oynuyorlar, bir arkadaşı öbürüne, başka bir hanımefendini tanımıyorum, yanımızda duruyor. Geldi anne dedi, bana bağırdı. Ben şimdi çok merak ediyorum böyle şeylerde annelerin ilk tepkisini. Annenin ilk cevabı bu oldu. Senden özür dilemesini ister misin? Hemen yapabilirim bunu. Hı-hı. Ben böyle dedim ki arkadaşıma, hemen buradan gidelim çünkü müdahale etmek istiyorum yani. Diğerine bakıyoruz hep. Evet. Yani, ona yapıyor. Ona, evet. O tabii ki çok yani acıydı. Bizim, evet, o yüzden yetişkinlerin ruhsal anlamda iyi hissediyor olması çok kritik bizim çok için. Yani çocukla çalışıyorken eğer bir yerde tıkanıyorsanız o zaman mutlaka aileye dönmeniz gerekiyor ve orada bazı ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Eğer anne baba olarak sizin ihtiyaçlarınız daha baskınsa ve ön planda duruyorsa zaten doğru müdahale de edemiyorsunuz. Çocuğu dinlediğiniz zaman, anlattığı zaman veya onu aynılayıp kabul ettiğinize dair geri bildirimde bulunduğunuz zaman zaten gerçekten iş çözülüyor. Yani travmatik bir şey yaşamış ama onun kalıcı bir izi ve onun için yıpratıcı bir durum söz konusu olmuyor. Yani onun için bir anı olarak ana ağlarında kalıyor. Şöyle bir cümle doğru olur mu? Çocuğunuzun yaşadığı bir şeyde size anlattığı an, siz konudan sapıp başka bir duyguya geçtiyseniz acaba bu sizin de bir uzmana gitmeniz gerektiğini gösteriyor mu? Evet, orada kalamıyorsunuz demektir ve işi yönetmekte zorlanıyorsunuz. Biz neyi yapıyorsak bir ihtiyacımız evet, var aslında. Yani bizimle ilgili bir ihtiyaca hizmet ediyor. Bir şey tetikledi o aynen bizde. Öyle, aynen öyle. Ve oraya bakmak anne baba gerek. Olmadan önce özel eğitimlerle anne şöyle olur, baba böyle olunur diye bir kitapçık bile yok. Var artık okulu var. Anne baba okulu da var. Şöyle psikolojik olarak. Psikolojik olarak var. Vallahi. Var. Ama bir üniversite kapsamında hatta söylerim. Aa, yapılan çalışmalar var. Fakat ama buna ne kadar insan gidiyor tartışmak gerekiyor orada. Yani şimdi ben bile bilmiyorum ki, ben sağlık camiasındayım. Günaydın Doktor programında da ya haftada 20 doktor ağırlıyoruz. Evet. Ben bilmiyorum ki bunu öğrenmeden bir ebeveynin böyle bir kriz karşısında maalesef, ya bir dakika ben ne yapacağım diye aslında bir danışması lazım. Yani danışmadan da bu işi çözemez. Evet, çocuk anlatırsa mesela müdahale ediyorsunuz ama bazen biz şunu görüyoruz, çocuk düşüyor orada. Sadece panik olan ebeveynler aynen var. Sadece, ay diye çığlık evet, panik gidiyor. Oluyor. Çocuk hani orada ne yapacağını bilmiyor ama annenin kendini veya babanın regüle etme ihtiyacı olabiliyor. O yüzden bu böyle durumlarda ne yapılacağı ile ilgili kesinlikle bence de bir farkındalığa ihtiyacımız çocuk var. Çocuk düştü, anne baba ne yapmalı? Önce bir kendinize bakmanız gerekiyor orada. Yani evet, her şey kontrol edilebilir diyebilmeniz gerekiyor. Bende ne oluyor kısmını fark edebilmeniz gerekiyor. Ama tabii ki bu çok yaralarınız varsa, çok travmanız varsa bunu yapmak gerçekten zor olabiliyor. Ama bir derin nefes alıp ayaklarım yere sağlam basıyor deyip ondan sonra gidip çocuğa evet iyi misin, neye ihtiyacın var, korktun mu şu anda deyip müdahale etmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi siz çok panikle gittiğiniz zaman çocuğu da çok daha başka bir duygu durumuna akmasına neden olabiliyorsunuz. Evet, mesela, yani burada çok büyük bir şey var duygusuna kapılıyor. Ali düştüğünde benim hani örnek olsun diye söylemek hı-hı istiyorum. Siz de doğru yanlış tutun onu Ali'nin. Ali mesela oynarken düştüğü zaman yanına gidiyorum, sarılıyorum hı-hı ve diyorum ki korktun biliyorum, hı-hı aniden düştün. Hiç hı-hı tahmin etmedin böyle hı-hı bir şey olacağını. Canın acıyor, buz koyabilirim, öpebilirim. Hı-hı. Sarılarak böyle durabiliriz. Hı-hı. Ağlamak hı-hı istiyorsan ağlayabilirsin. Çok haklısın. Evet, evet, ben de evet, düşseydim evet, benim de canım evet, çok acırdı. Şu anda istediğin bir şeyi değiştirerek yapabiliriz. Müzik dinleyebiliriz, kitap hı-hı bakabiliriz. Hı-hı. Acıyorsa acısının geçmesini hı-hı bekleyebiliriz. Evet, evet, ama evet, oynarken düşeceğiz. Çok kritik ilk 3 yaş, 6-7 yaşta ama pek çok kuram diyor ki bu işi artık belirlediniz yani. Ondan sonra yapacağınız şeyler çok daha etkinliği küçük olacak, müdahaleler olacak. Daha çok psikolojik konuşacağız diyorum ben size. Bir sebebim ben var. Ben söylemiştim değil mi? Bence de. Ben susacağım, ikiniz konuşacaksınız diye. Çok teşekkür bir ediyorum. Bir daha gelin, doymadım. EMDR konuşalım. Çok isterim. Evet evet. Ben gerçekten daha yeni psikoloğumla yaptım duygu çalışmalarını EMDR'le. Muhteşem bir serüvendi. Ben de serüvendi yapıyorum. Çok, MDR. Çok güzel. Evet, MDR. Çok önemli. Evet. Bir daha gelin de onu konuşalım. Tamam. Ayağınıza sağlık. Devam teşekkür edelim ediyorum. Herkesin bir psikoloğu olsun. Devam edelim. Evet. Devam ediyoruz.